Değerli vatanseverler, ülke gündemimiz ve ülkemizi ilgilendiren ancak gündemin dışında kalan önemli hususlar hakkında değerlendirmeler yaptığımız haftalık basın açıklamamız etkinliğine, basın açıklaması etkinliğimize hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evvela komşumuz Rusya'ya ait uçağın düşmesi nedeniyle sanırım 65 Rusya vatandaşı, ki bunların birçoğu Kızıl Ordu'da bildiğimiz televizyonlarda söylüyor. Kızıl Ordu operasında görevli, korosunda görevli 65 Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Bu can kayıplarından dolayı üzgün olduğumuzu bildirir. Rusya'ya başsağlığı dileriz. Acı bir durum. Yani onlar da görevine gidiyordu. Sanırım Suriye'de bir yılbaşı etkinliğine katılacaktılar. Moral etkinliğine. Bu hafta maalesef yine bizim şehitlerimiz var. Lakin bizim insanımıza ne olduysa sayı vereceğim. Ölçtüm biçtim, buna karar verdim ben. 8 şehitten aşağı şehit sayımız olunca tepkisizleştik değerli vatanseverler. Neden böyle oldu bilmiyorum. Çok tepkisiziz. Siyasilerimiz, politikacılarımız, milletvekilleri, medya, yani 8'den aşağı şehit varsa gündem dışında kalıyor artık. Birilerinin sokağa çıkması için, bizlerin vatandaşı olarak elimize bayrağımızı alıp sokağa çıkmamız için 8'den yukarı illa şehit mi vermemiz gerekiyor bir seferde? Cihan Partisi için bir şehit ile 100 şehit arasında fark yoktur. Aynı üzüntüyü duyuyoruz. Aynı şekilde takip ediyoruz. Çalışmalarımız var. İnşallah ülkemize hak ettiği refah seviyesine ulaştıracağız. İnşallah hak ettiğimiz barış seviyesine ulaşacağız. Hak ettiğimiz huzur seviyesine ulaşacağız. Her yönden düşünün. İstatistik olarak kötü olan tüm istatistikleri iyiye çevireceğiz. İlk 5'te 10'da yer alacağız. İyi olan bütün istatistikleri de sonra kötüye çevireceğiz. Yani hakkımızda iyi olanları düşüreceğiz. Ve kötü olan istatistiklerde de dünya ülkeleri sıralamasında inşallah sonlarda olacağız. Bu çok önemli bir şeydir. Son yıllarda kötü olan hususlarda yukarı doğru tırmanmaya başladık. İyi olan hususlarda da aşağı doğru inmeye başladık. Ki bugün eğitim sistemimize değineceğiz. Eğitim sisteminde de maalesef gerilememiz var. Dünya devletleriyle karşılaştırdığımız zaman daha da geri gitmişiz. Yani diyeceğimiz o ki, uyuştuk mu sayın vatanseverler? Ne oldu? Bu nasıl bir devlet politikası ki insanımızı bu hale getirdi bizi? Her gün canlar yanıyor ama 8'den aşağı, ortalama diyorum o da, 8'den aşağı olunca biz tepki vermiyoruz. Elimize bayrağı alıp sokağa çıkmıyoruz. Sorunlara hesap sormuyoruz. Tabii ki vatan kutsal. Vatanımız için şehit vereceğiz ama şehit vermeden vatan sağ olmuyor mu? İlla ölmemiz mi gerekiyor bizim vatan sağ olması için? Rusya da vatanını savunuyor. İran da savunuyor. Amerika da savunuyor. İngiltere de savunuyor. Ama ölen sadece şu an Türkler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Oradaki teröristleri falan katmıyorum bu hesaba. Neydi belirsizleri katmıyorum. İnşallah düzelecek. İnşallah. Bir şiirle devam etmek istiyorum. Bir dörtlük. Bunca zamandır uyudun kanmadın. Çekmediğin çile kalmadı. Uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen yine bir kere kımıldanmadın. Bugün İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 80. vefat yıl dönümü, vefatının 80. sene devriyesi. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. İstiklal şairimizin eğitimciydi aynı zamanda.
Mısır'a gitti. Üniversitede görevliydi yanlış hatırlamıyorsam. Öğretim görevlisi olarak Mısır'da görev aldı. Sonra siroz hastalığına yakalandı. 11 yıl Mısır'da kaldı. 11 yılın üzerine Türkiye'ye döndü. Ki kendisi Arnavut kökenlidir. Arnavut kökenlidir. Osmanlı aydınıdır. Osmanlı son dönemine denk gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün talebiyle Ankara'ya gelip Kuvayi Milliye'ye katılmıştır. Milli Mücadele'ye katılmıştır. 11 yıl Mısır'da kaldıktan sonra siroz hastalığından dolayı Türkiye'ye dönmüştür. Ve Türkiye'ye döndüğünde yanındakilere şunu söylemiştir. 17 Haziran 1936 tarihini not ettim. İstanbul'a döndüğünde yanındakilere şunu söylemiştir. Mısır'da 11 yıl kaldı. Fakat 11 saat daha kalsaydın çıldırırdım. Sana halisane bir fikrimi söyleyeyim mi? İnsanlık da Türkiye'de, Müslümanlık da Türkiye'de, hürriyetçilik de Türkiye'de. Eğer varsa Allah benim ömrümden alıp Mustafa Kemal'e versin. Değerli vatanseverler, bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini bilmemiz için İlla başka memlekete gidip bunları mı çekmemiz lazım? İlla işgale mi uğramamız lazım? İlla SERV yeniden mi yazılması lazım? Uygulamaya sokulması, çalışması lazım. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ki halis niyetinden, iyi niyetinden, milliyetçiliğinden hiç kimsenin şüphe edemeyeceği bir insan olan Mehmet Akif Ersoy'un bile Mustafa Kemal hakkında bu kadar iyi konuşurken Rize Belediye Başkanı kim oluyor? Ne yapmaya çalışıyor? Biz biliyoruz, şimdi onunla ilgili kısaca bir değineceğim, geçeceğim. Rize'de şu an bütün Rizelilerimi hesaba katmıyorum. Hepsi aynı değiller. Vatansever Rizelileri ayırıyorum. Özellikle belediye başkanı ve personellerinden bahsedeceğim. Özellikle. Çünkü amaçları şu, insanların kıymetleriyle, değerleriyle oynamak. Konu heykel konusu değil. Güneydoğumuzda bir savaş var. Şehitlerimiz geliyor. Her hafta bir bomba patlıyor. Ekonomimiz alt üst olmuş. Üzerimize bir Haçlı Seferi gelmek üzere Rize Belediyesi Atatürk heykeliyle uğraşıyor. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak yanlış hatırlamıyorsam kendisini aradım. İlk gün aradım. Kendisinin videosunu gördüm. Personelle görüşüyor ve ben Ruhsat İşleri Başkanı mıyım, müdürü müyüm diyen bir kişi onu karşılıyor orada. Heykeller kaldırılmadı. Kameralar çekim yapıyor. Bir devlet memuru ağzında sakızla cak 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 cevap veriyor. Buna dikkat ettiniz mi? Eden oldu mu bilmiyorum. Şımarık şımarık. Ağzında sakız. Sen nasıl müdürsün ya? Sen nasıl müdürsün? Ne lakayıklık? Maaşını bizim vergilerimizle alıyorsan sen nasıl bir müdürsün? Bırakın siyaseti, bırakın politikayı. Bırakın heykeli. Orada konu her ne olursa olsun. Ben belediyede müdürüm diyor, ağzına sakız, cak 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 cak. Bunun amiyane tabiri de var, söylemeyeceğim burada. Ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'na konuşuyor. Kim olursa olsun, vatandaş, dernek başkanı olmasına gerek yok. Herhangi bir düz vatandaş, herhangi bir konuda görüştüğü takdirde sen orada görevlisin. O sakız ağzında ne yapıyor? Futbol maçında teknik direktör müsün sen? Oradan belli sizin niyetiniz. Yol çalışması denildi. Yol çalışmasından dolayı kaldırılıyor. Yok tören alanına taşınacak falan. Bunlar yalan. Geçen yıldan beri sıkı takipçisiyim ben. Geçen yıl ilk gündeme geldiği günden beri takipçisiyim ben. Yol çalışması falan hikaye. Oradaki Atatürk heykelini kaldırıp öyle valilik önüne de götürmeyecekti. Atatürk heykelini kaldırıp yerine bardak koyacaktılar. Hatta bununla ilgili sosyal medyadan Rizeli iki tane arkadaşımla da
Konuştuk, tartıştık. Bağırışmadık yani. Tartıştık. En iyi yaptıkları şey güya heykel diyoruz. Onlar da bakın ben Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım. Elimden geldiğince ibadetimi yapıyorum. Bunları biz konuşmak istemiyoruz. Belli siyasi gruplar gibi bu tip şeylere girmek istemiyoruz. Ondan dolayı söylemiyorum. Heykelci, putçu falan filan diye itham ediyorlar. Şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyin. Sizin karşınızda hep aynı kişiler yok. O zaman da arkadaşlarım dedi ki heykel var orada işte heykelleri tapıyorsunuz falan Atatürk'ü tapıyorsunuz. Peki dedim onu kaldırdığınız yerine siz şimdi Atatürk'e mi tapıyorsunuz dedim orada. Rizeliler dedim Atatürk heykeli orada diye Atatürk'e mi tapıyorlar dedim. O kaldırıp yerine bardak koyacaksınız. Bardağı mı tapmaya başlayacaksınız? Öyle ya. O da heykel, o da heykel. Niyetiniz iyi olmadığı için gerekçe bulamıyorsunuz. Samimi gerekçe bulamıyorsunuz. Ben bugüne kadar iyi bir Atatürkçü olarak kendimi tanımlıyorum. Bugüne kadar hiçbir Atatürk heykelinin önünde tapınan bir kişi görmedim. Özellikle IŞİD ve IŞİDçiler gibi tipler, IŞİDçiler gibi tipler şunu diyorlar. Götürüyormuşuz da efendim 29 Ekim'de çelenk veriyormuşuz da şunu. Evet. O idari bir törendir. Dini bir tören değil ki o. İdari bir törendir ülkenin kurucusuna karşı. Hepsi Anıtkabir'e gelemeyeceğine göre ki siz Anıtkabir'e sunulan çelenge bile laf ediyorsunuz. Ya ben mezarda dedemin mezarına gidip nasıl ki çiçek koyuyorsam, suluyorsam Anıtkabir'e de gidip çelenk koyuyorum aynı şey. Siz ona bile laf ediyorsunuz. Çünkü kaldıramıyorsunuz. Başarıyı kaldıramıyorsunuz. Adamlığı kaldıramıyorsunuz siz. Gelelim diğer taraftan bu heykel hususunda özellikle CHP'yi putçu olarak tanımlamanız ya da solcuyum diyen herkesi putçu olarak tanımlamanız. Maalesef CHP'yi savunmak da bize düştü. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu iki gün gündem, üçüncü gün unutuyor her şeyi. Şu an CHP'li vatandaşları, vatanseverleri savunmak da bize düştü. İslam'da heykel yasaktır, evet. Şu an özellikle Saadet Partili bazı vatandaşlar yapıyor bunu. AK Partili bazı vatandaşlar yapıyor seçmenleri. Vesaire. Belli kesim yapıyor yani. Heykele put diyor. Heykele kabul etmen diyor. Biraz önce bir şey dedin. Tekrar basa basa üstüne söyleyeceğim. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Kuralı, kanunu iyi biliyoruz. Biz siz bilmiyorsunuz. Biz dini kullanmadığımız için bir kendinizi Müslüman zannediyorsunuz. İslamiyet'te heykel kadar yasak olan bir yasak daha var. Resim. Suret haramdır. Bakıyorum. Rize Belediye Başkanı'nın fotoğrafları boy boy billboardlarda. Resim de haram. Başbakanın fotoğrafları billboardlarda orada burada aslında her yerde fotoğrafları var, resimleri var. Niye var? Haramsa madem o buna niye haram demiyorsunuz? Çok takdir ettiğiniz reisinizin ki reis de buna haram diyor yani heykele haram diyenlerde. Resme gelince neden haram değil? Samimi olun. Samimi olun. Ha şunu biliyorum ki başarıya ulaşırsanız Allah göstermesin. Başarıya ulaşırsanız kendi heykellerinizi dikeceksiniz. Eğer oturup doğru konuşalım. Yemiyoruz biz bunları. Kimse de CHP'li vatanseverlere Atatürk'e olan saygısından dolayı bu tip atıflarda bulunması ya da sol düşünceli. Kaldı ki Atatürk'ü sadece onlar sevmiyor. Ben şu an kendimi solcu veya sağcı olarak tanımlamıyorum. Bizim partimiz de kendimizi solcu sağcı demiyoruz. Vatanperver bir parti olarak tanımlıyoruz kendimizi. Bu ülkenin milliyetçisi de Atatürkçüdür. Solcusu da Atatürkçüdür. Sadece vakti zamanında bu ülkeye isyan edenlerin torunları Atatürkçü değildir. Çok sorunuz var, çok. Münafıksınız. Heykele haram diye karşı çıkın.
Kendinize gelen de resimlerinizi boy boy fotoğraflayın. Hatta parasıyla reklam verin, parasıyla. Sonra da biz Müslümanız diye geçinin. Nitekim nihayet amacınızı belli ettiniz bugün. Öncelikle yine personeliniz çıkmış, elini havaya kaldırmış, zafer işareti yaparak işte yeni atanız. Allah izin verirse, Allah ömür verirse, başarı verirse ben sana, bak kavgayla değil bak. Ben o hareketi yapana yeni atayla eski atayla göstereceğim. Allah izin verirse. Bugün amacınızı belli ettiniz. Bizzat Rize Müftülüğü'nün organizasyonunda, bakın sayın vatanseverler, Rize Müftülüğü'nün organizasyonunda yapılan işe bakın. Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemde şapka kanununu bahane ederek, bakın şapka, ben Gümüşhaneliyim, bölgeyi iyi biliyorum, demografiyi, insan yapısını iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ne kadar milliyetçi, muhafazakar insanlar olduğumuzu biliyorum. Dinine, devletine bağlı insanlar olduğumuzu biliyorum. Rize de böyle. Bütün Rizelilere bunu söylemiyorum. Tekrar öğretiyorum. Şapkayı bahane ederek 8-10 kişi halkı galeyana getirdi. İsmet İnönü öldürüldü. Atatürk de 3 yerinden yaralandı. Hadi başarı bizimdir deyip halkı galeyana getirdiler. Ve Rize'yi basmak, Rize hükümet konağını basmak üzere isyan çıkarttılar. Tabii ne oldu? İsyan bastırıldı. Hamidiye topçusu muydu neydi? İsyan bastırıldı. Bunları bir yerden okumuyorum sayın vatanseverler. Bildiklerim kadarıyla yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Bastırıldıktan sonra 4 kişilik İstiklal Mahkemesi kuruldu. Bu mahkemede bir de Rize'nin vekil vardı. Hadi öbürlerine diyelim ki geçtik, hadi siz haklısınız diyelim. Diyemiyoruz. Niye? Rize'nin vekil vardı. Rize'nin seçtiği vekil o mahkemede hakim olarak görev yaptı. Ve karar verildi. 150'ye yakın suçludan 8'inin idamına karar verildi. Öbürlerine de işte 10-15'in karar verildi. Bu 8 kişi idam edildi. İdam edilen 8 kişinin, yani devlete isyan çıkararak suçlu bulunup idam edilen 8 kişinin bugün Rize'de anma törenleri yapıldı. Anma törenleri yapıldı. Müftülüğün organizasyonuna resmi. Hadi onlar yaptı yaptı. Rize'deki milliyetçi arkadaşlar, Rize'deki vatansever arkadaşlar, Rize'de bulunup da bu ülkeyi, bu devleti benden bile çok seven arkadaşlar diyeyim artık. Böyle tarif edeyim size. Siz buna nasıl izin verdiniz? Onların adı çıkmıyor ki, Rize'nin adı çıkıyor. Ve bunu yapanları doğuda ve güneydoğuda devlete diz çökertmek için faaliyet gösteren PKK ve türevlerinden hiçbir farkı yok. PKK destekçilerinden de hiçbir farkı yok. PKK da vaktiyle devlete isyan edenler için anma programları yapıyor. Rize'dekiler de bugün devlete isyan edenler nedeniyle anma programı yapmıştır. Benim gözümde hiçbir farkı yoktur. Bütün Rize'liler böyle değildir. Sağduyulu, milliyetçi, devletin sever, vatanını sever milliyet Rizelileri göreve çağırmıyor. Tükürüğünüzde bolarsınız biliyorum. Orada onları gide ezersiniz. Belediye başkanını da ezersiniz. Bu konu birlik konusudur. Bu konu sen ben konusu değildir. Atatürk'ün heykeli de benim için semboliktir. Kaldı ki Atatürk döneminde o kadar heykel de yoktu Atatürk yaşarken. Atatürk zaten şunu demiştir. Beni görmek illa şahsımı görmek değildir. Fikirlerimi görün, düşüncelerimi görün. Tatbik edin, uygulayın. Hatta öyle bir gün gelip de benim fikirlerim bilimle ters düşerse benim fikirlerimi bırakın, bilimi uygulayın. Mantığı uygulayın. Ölümünden 78 yıl sonra
heykeliyle bile savaşıyorsanız onun ne kadar büyük olduğunu gösteriyorsunuz aslında. Size yazık oluyor. Boşuna da uğraşmayın. Evet, eğitim sistemimiz. Kanayan bir yaramız gündemimizde yok. Bizim gündemimizde var ama. Mesela şu an Rıza Zarrab ne durumda? Televizyonlar söyleyene kadar vatandaşlarımız yine hatırlamayacak. Rıza Zarrab'tan Amerika ne gibi bilgiler alıyor bilen var mı? Çünkü gündemimizde yok. Eğitim de gündemimizde yok. İstedikleri zaman gündeme götürüyorlar. Değerli vatanseverler, biz Allah'ın izniyle iktidar olalım veya iktidara etki etme noktasına gelelim, o bile yetecek. Eğitim hususunda köklü değişiklikler yapacağız. Köklü çalışmalar yapacağız. Değişiklik demek istemiyorum. Eğitimde zaten sürekli değişiklik oluyor. Eğitimciler artık değişiklik kelimesinden nefret eder olmuşlar. Şu an bunu anlatırken geldi aklıma. Burada normalde bu bahsetmeyecektim. Dün çocuğum okuma yazmayı söktü. Öğretmenin öncelikle teşekkür ederim buradan. Çocuğum okuma yazmayı söktü. Değişik bir duygu. Öğretmenine dedim ki hangi kitapları alayım? El yazısıyla yazacak. El yazısıyla okuması gerekiyor. Hangi kitapları alayım? Hem örfümüze, adetimize uygun olsun. Batı tarzda olmasın. Ahlak bozucu bir şey olmasın içinde. Kendisi bana kaynak vermek yerine şunu belirtti. Siz dedi bu sene çıkmış yayınları alın. El yazısında dedi bazı harfler değişti. Çok ilginç bakın. Bazı harfler değişti dedi. Nereden hatırlarsınız? R harfine bakın oradan hatırlarsınız. R harfi bu seneki gibi geçen seneki R birbirini tutmuyor. Gerçekten gittim kitapları aldım ki R harfi tutmuyor. Değerli vatandaşlar, el yazısı bile değişmiş. Bırakın sistemi, bırakın sınav sistemini, el yazısı değişiyor. Öğretmen ilkokulda okuma yeni söken bir çocuğa kitap öneremiyor. Düşünebiliyor musunuz? Kaynakça bulamıyoruz. Çok yazık. Ülkemizin geleceğine yatırım yapmak için eğitim en önemli bizim önümüzdeki maddemizdir. Herkes bunu bilsin. Cihan Partisi'nin en önemli politikası eğitim üzerine olacaktır. Lakin biz eğitim üzerine yatırım yaparken şu anki gibi fiziki yatırımları insanların önüne eğitime yatırım yaptık diye sunmayacağız. Şu anki algı o. Hep şunu gördük. Ben de bir eğitimci çocuğum, öğretmen çocuğum. Çevremizde de gördük. Hayatım boyunca da ben bunu fark ettim. Eğitime yapılan yatırım anında karşılık veriyor. Anında, aynı gün. 20 yıl sonra da bugün çocuklarımıza düzgün bir eğitim sistemi sunarsak, düzgün bir eğitimden geçmeye başlarsak, 20 yıl sonra o çocukların artık yönetimlere gelmeyeceği, başlayacağı dönemde Türkiye adından söz ettiren bir devlet olmaya başlayacak. Süper güç olmaya başlayacak. Bugün düzeltirsek 20 yılımız var. 3 yıl sonra düzeltirsek 23 yılımız var. Ve o çocukların artık idareci pozisyona geldiği dönemleri düşün. Düzgün bir eğitimden geçen, milli bilinçle okuyan bir nesil düşünün. Ufku açık, beyni açık bir nesil düşünün. 40 yıl sonra bunlar idareci olacaklar. Atayacakları kişiler, görevlendirecekleri kişiler de liyakatlı olacak. 40 yıl sonra Türkiye süper güç olur. 20 yıl sonra önemli güç olur, 40 yıl sonra süper güç olur. O zaman biz Şangay'ın peşinden değil, Avrupa Birliği'nin peşinden değil, onlar bizim peşimizden koşar. Çözülemeyen nokta burası. Eğitimle sürekli oynamak ülkemizi getirdi hali görüyorsunuz. Çöketti götürdü değerli vatanseverler. Sınav sistemleriyle oynanıyor, okul giriş sistemleriyle uğranıyor. Bakın üniversite mezunuyum ben. İki tane hatta bir yüksek okul bitirdim. O kadar sertifikam. Şu an ben üniversite nasıl giriyor bilmiyorum. LGS neyi, öbürü neyi, öbürü neyi, yani tamam hani biliyorsun az çok ama illa yaşaman lazım öğrenebilmen için.
Velisinin kafası bu kadar karışık olan bir öğrenciden hayır gelir mi? Velisi anlamamış daha. Ve her gün başka bir şeyle oynanıyor eğitim sisteminde. Üniversitedeyken bu durumu görmüştük. O zamandan beri de şu uyarı yaparız. Bir şeyi de örnek veriyorum. Üniversite giriş sistemini değiştirdiniz. Bunu bugün ilan edersiniz. Lise 1'deki çocuk 4 yıl okuyacak. Lise 1'e giderken örnek veriyorum çocuk fen lisesine gittiyse ona göre gitmiştir. Düz liseye gittiyse ona göre gitmiştir. Sağlık meslek lisesine gittiyse ona göre gitmiştir. Anadolu Lisesi'ne gittiyse bir plan yapmıştır, ona göre bir liseye girmiştir. Eğer bir değişiklik yapacaksanız kimlerin etkilendiğini düşüneceksiniz ve onlar etkilenmeyecek şekilde bir süre tanıyacaksınız. Bu da en az 4 yıl eder. Yani 4 yıl sonra yapılacak değişikliği bugünden ilan edeceksiniz ki insanlar seneye göre o tercihe göre okul tercihinde bulunsunlar. Şimdi şahıs çocuk giriyor okula. 3 yıl okuyacak veya 4 yıl okuyacak fark etmez. Son yıla geliyor, son çeyrek. Pat sistem değişti. Puanlamalar değişti. Katsayılar değişti. Zaten çürük bir sınav sistemimiz var. Çocuğu alıyoruz, sınav getiriyoruz. Bir de üstüne bir değiştiriyoruz. Çocuk neye uğradığını şaşırıyor. Sık değişiklikten kesinlikle uzak durmalı. Kesinlikle. Diğer taraftan bu sistem oturturken eğitim sistemi eğitimciler alınmalı. Mevzuat yazılırken eğitimciler alınmalı. İlkokuldan üniversiteye kadar, öğretim görevlerine kadar yeni bir mevzuat, düzgün bir mevzuat yazılmalı. Çok iyi biliyorum ki şu anki mevzuat yazarları tarafından oturuyor. Bakan diyor ki şu konuda bir mevzuat çıkarın, şu konuda lazım oldu, şunu değiştirin. Oturuyorlar, masa başında tık 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 yazıp kalkıyorlar bildikleri kadarıyla. Hayır, masa başında yazılan sahaya uymuyor. Bu nedenle eğitimciler alınmalı, anket yapılmalı, geri dönüşüm yapılmalı, aktif yapılmalı bunlar. Deneniyor ama göz boyamak için. Ve mevzuat sistemi, mevzuatı öyle yazılmalı eğitimi. Eğitim çocuk oyuncağı değildir. En önemli şeydir. Milli Savunma Bakanlığından da önemlidir, Başbakanlıktan da önemlidir, her şeyden önemlidir. Başbakanlığa gelecek kişileri de eğitim sistemine geçiriyoruz çünkü. Cumhurbaşkanlığına gelecek kişileri de eğitim sistemine geçiriyoruz. Polis olacak kişiyi de, asker olacak kişiyi de eğitim sistemine geçiriyoruz. Bu nedenle eğitim çok önemli. Ha, bakıyoruz diğer taraftan. Ülkede öğretmen açığı var, ülkemizde. Aynı bizim ülkemizde atanamayan öğretmenleri var. Başbakan kendi ağzıyla diyor ki öğretmen açığı var. Bu taraftan bakıyorsunuz, atanamayan öğretmenler eylem yapıyorlar. Şaka gibi. Yani neresinden tutacağınızı şaşırıyorsunuz konuyu. Atamaya öğretmen mi bulamadınız? Ama eksiklik şuradan kaynaklanıyor. Değerli vatanseverler. Özellikle bu hükümet. Bakın bu hükümet diyorum. Öncekilerde de hata var. Ama özellikle bu hükümet 2002'den beri eğitime yaptığımız yatırımı artırdık dedi sürekli. Artırdık. Eğitime yapılan yatırımı fiziki inşaat yatırımı olarak görüyorlar. Sınıf sayısını çoğalttık diyor. Bana sınıf sayısını çoğaltma. Öğretmen sayısını çoğalt bana. Öğretmen, iyi öğretmen, düzgün öğretmen. Koridorda bile çocuğu eğitir. Otobüste giderken çocuk eğitir. Serviste çocuk eğitir. Sınıf sayısı artırmayla, inşaatı çoğaltmakla, kat sayısını yükseltmekle eğitim güzelleşmez. Özel sektöre destek vermekle de eğitim güzelleşmez. Özel sektördeki bilmem işte şu özel okullara gidenlere 3.000 lira 4.000 lira verileceğine ki zaten insanların parası var ki özel okula gidiliyor.
Öğretmenlere, öğretmen açığına yatırım yapılsın o konuda. Bir matematikçi fazla alınsın, bir beden eğitimci fazla alınsın. Planlamalar daha güzel olsun. Biz CİHAN Partisi olarak eğitimin sınıflardan çıkarılıp sahaya yayılmasını planlıyoruz. Bilginiz olsun sayın vatandaşlar. Nedir bu? Bizim için tüm Türkiye sınırları sınıftır. Misak-ı milli sınırları sınıftır. Çocuğa anlatıyorsunuz. Yunan ordusu Sakarya'nın doğusuna geçti falan filan. Çocuk onu algılayamaz. Ama aynı çocuğu al, getir Polatlı'ya, Türkiye'nin her yerinde. Yap oraya bir tesis, Yunan'ın en son geldiği yere kadar. Yap oraya bir tesis, çocuğu bir gün konaklat orada. Bakın çocuklar diye, düşman askerleri buraya kadar geldi diye. Bir baksın bir çocuk, Ankara'dan şuraya ne var ki? Nereye geldiğini anlasın Yunan'ın. Kafasında canlandırsın. Bunun peşine bakın güzel çalışmazsak yine gelirler diyelim ki bir daha sevgi yaşamayalım. O çocuk o aşı alsın, milli aşı alsın ona göre çalışsın. Bir diğerini alalım Çanakkale'ye götürelim. Bir diğerini alalım Mevlana'ya götürelim. Yerinde görsün çocuk. Bahar'ın çocukları alalım. Özellikle ilkokul çocuklarını çıkaralım. Yaprağı görsün. Çimeni görsün. İneği görsün. Koyunu görsün. Yerinde. Kitaptan değil. Kağıttan değil. Yerinde görsün. Tavuk nasıl yumurtluyor? Nereye yumurtluyor? Görsün. Ufku açılsın. Beyni açılsın. Dört duvar arasında sıkışıp kalmasın. Çürütmeyelim beynini. İnşallah eğitim sistemimizi bu hale çevireceğiz. Ve daha da önemlisi eğitim sistemimizi millileştireceğiz. Şu an eğitim sisteminde sadece bakanlığın adına milli var. Sadece bakanlığın adına milli var. Maalesef sistemde millilik yok. Ne anlatıldığı belli değil. Sürekli her gelen kendi kafasına göre değiştiriyor. Bir ülkenin diyorum bakın, bir eğitim hedefi olur, bir eğitim portföyü olur. Onda kanala girer. Ne olur? Bugün yumurta kolesterolü zararlı dersin fen lisesi öğrencisine. Yarın çözülür ki yumurta kolesterolü zararsızmış. Yeni bulundu. Bunu değiştirirsin. Ama genel kapsam olarak eğitim belli sınırlar içinde milli hedefler doğrultusunda yürümeli, gitmeli. Bizde bu yok. A bakan geliyor diyor ki biz şöyle istiyoruz eğitimi değiştirdik. B bakan geliyor ya onunki yanlıştı değiştirdik. Çocuklarımızın geleceğiyle dolayısıyla ülkemizin geleceğiyle oynuyoruz. Ve ne oluyor? Eğitim sistemimiz bu kadar bozuk olduğu için aklını kiraya vermiş kişiler hangi taraftan kabul ederseniz edin. Darbe oldu diyenlere de sesleniyorum, demeyenlere de sesleniyorum. Darbe olmadı diyenlere de sesleniyorum. Aklını kiraya vermiş kişiler kalkıp 15 Temmuz'da o hareketlere kalkışıyorlar. Niye? Eğitim sistemi bozuk. Sen onu düzgün verirsen onun kafasını için kim doldurabilir ki? Eğitim ne kadar etkili o kadar etkili ki yargı da etkiliyor, maliye de etkiliyor. Eğitim bu adı üstünde yani. Ne yapıyoruz biz? Şu an bugün ne başladı? Bugün FETÖ soruşturmalar, FETÖ mahkemeleri başladı. Televizyonlardan izlemişsinizdir. Mahkeme salonları, spor salonları şeklinde dizayn edildi. İçine şeyler konuldu. Aynı Avrupa Birliği parlamentosu görüntüsü veriyor şeyle mahkeme salonları şu an. Salonlar küçülecek yerde, içine koymamız gereken ya da yargılanacak kişiler azalması gerekecek yerde sığmadığınız için spor salonlarına dönüşüyor. Avukatların platformu ayrı yapılmış. Sanki olimpiyatlarda basın ayrı yapılmış. Olimpiyatlarda maç izliyoruz sanki. Akredite oluyorlar sanki. Spor salonu yapıyoruz artık. Bakın yine fiziki yatırım var.
yönetim bozuk olduğu için adalet sistemi de bozuldu. Ve adalet sistemleri, şunu çok iyi hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Reisi Cumhurumuz Tayyip Erdoğan, Başbakanken şunu söylemişti, iyi hatırlıyorum. Yargıçlar, hakimler bizden önce koridorlarda yürüyemiyorlardı. Biz geldik, çok güzel binalar yaptık. Daha ne istiyorsunuz? 4 metrelik koridorlarınız var. Hatta benzer bir şeyi Binali Yıldırım sağlık hastaneleri için söylemişti. Oraya ayrıca geleceğiz. Sağlık portföyümüzde var. Sağlık gündemimizde var. Tekrar söylüyorum söylediği cümleyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanken. Çok güzel binalar yaptık, geniş geniş koridorlar var. Daha ne istiyorsunuz? Bakın yine fiziki yatırım, yine inşaat yatırımı. Maalesef. Adalete yatırım yok. Onun yerine ben şunu isterdim. Benim ülkemi yöneten bir kişiden öyle tedbirler aldım ki bulunduğunuz binalarda yakında yargılamaya adam bulamayacaksınız. Ahlak düzelecek, namus düzelecek, maliye düzelecek, insanlar birbirini kırmayacak, hoşgörü artacak. Yakında o koridorlar size kalacak. İstediğiniz gibi yürüyün. Bakın bu da biliyorum, diğeri de biliyorum. Peki ne oldu? Büyüttüğümüz koridorlar. 2 hafta önce bir konudan dolayı Ankara Adliyesi'ndeydi. Avukatımızla yürüyoruz, bir koridordan geçiyoruz. Öğlen arası bakın. Saat öğlen arası diğer koridorlar boşaldı. Bir koridordan geçiyoruz, tıklım tıklım. Avukatıma dedim ki burada ne var dedim. Hani niye burası böyle dolu? Bu koridora dedi aile mahkemelerinin kapıları açılıyor. Yani dedim bunlar hep boşanma davası dedi. 4 metre koridor yaptık, boşanma davalarımız oraya da sığmıyor. Zor yürüyorsunuz. Aileyi koruyun da adliye binalarını büyütmemize gerek kalmaz. Avukata gerek kalmaz. Hakime, savcıya gerek kalmaz. Suç oranlarını düşünün siz. Yapacağınız politikalarla. Siz buna tedbir almıyorsunuz. Suç artacak diyorsunuz. Yeri büyütüyorsunuz. Daha fazla kişi yargılayayım diye. Evet, eğitim konusunda her hafta kendimi politikalarımızla alakalı bir derin gündem yapacağız bu şekilde inşallah. Sağlık politikalarımıza gireceğiz. Geçen hafta terörü işledik, dış politika biliyorsunuz. İnşallah bundan sonra yine diğer politikalarımızla karşınızda olacağız. Anayasa çalışmalarımızın geçen haftadan beri anayasa çalışmalarımızın ses getirdiğini görüyoruz değerli vatanseverler. Bu bize gurur veriyor. Vekillere tek tek yazıyla gönderdik. Anayasaya dokunma.com. Şu an mecliste konuşulan, medyada konuşulan bütün konular kelimesi kelimesine anayasaya dokunma.com'da yazıyor. Bu bize gurur veriyor. Bizim ismimiz olmasın önemli. Kimse bizim ismimizi açıklamasın. Önemli olan insanlara bir etkimizin olması. Bu ülkenin geleceğine olumlu etkimizin olmasıdır. Önemli olan. Biz kahraman olarak çıkmadık. Elimizden ne gelirse onu yapmak için yola çıktık. Kahraman olmak için yola çıkmadık. Sayın vekillerimiz aynen dediğimiz gibi, yani demiştik vekil ölüm oranı artacak diye yedek vekilliğe karşı çıkmışlar bu nedenle. Biliyorlar çünkü başlarına geleceklerini. Diğer taraftan çocuk yaşta 18 yaşında vekilliğe vesaire ve bizim yazdığımız şekilde söylüyorlar. Takip ettikleri için, okudukları için sayın vekillerimize de teşekkür ederiz. İnşallah bu anayasa değişikliği geçmeyecek. Neden? Zararlı değerli vatanseverler. Zararlı. Biz öyle birileri bunu koydu diye değil. Biz doğrudan aldık, metni önümüze koyduk. Bu metni benim kardeşim verse de karşı çıkarım. Benim amca oğlum verse de karşı çıkarım. Benim partimden herhangi biri de verse karşı çıkarım. İktidar partisi de verse karşı çıkarım. Muhalefet partisi de verse karşı çıkardık. Metin öyle bozuk bir metin. Nitekim zaten şu an AK Parti'nin kendi içinde dahi karışıklıklar var. Ha bu aynı zamanda şunu gösteriyor, iddia ettiğimiz gibi vekillere, kendi vekillerine bile sunulmadı bu.
reisi cumhurun komutuyla Binali Yıldırım ve devlet bahçeli bir araya gelip tamam biz bu işi yapalım dediler. İki tane avukat yazdı. Şu an mecliste tartışılıyor. Eğer o anayasa değişikliği halkınsa, halkı ilgilendiriyorsa, bu vatanı ilgilendiriyorsa kendi aranızda yazışma yapıp önümüze getiremezsiniz. Anayasa değişikliği yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Nasıl? Partileri alırsınız temsilcilerini. Sendikaları alırsınız. Dernekleri alırsınız. Sivil toplum kuruluşlarından diğer platformlar vesaire toparlarsınız. Herkesinden görüş istersiniz. Düzgün bir şekilde. Bakın düzgün bir şekilde. Bunları yaparsınız. Ortaya koyarsınız. Tartışma noktasında yine partileri bir araya getirirsiniz. Bunlar geldi nasıl değerlendirilir diye. Hiçbir bilgiyi gizletmezsiniz. Daha önce Cemil Çiçek döneminde böyle bir şey yapıldı ama oraya da ben başka o zaman dernek başkanıydım. Ona rağmen anayasa çalışması yaptık, götürdük. Bizim anayasa çalışmamızı onların STK'larından olmadığı için yayınlamadılar bile. Ama resmi olarak sunduk. İşte böyle yanlı yapmazsanız olabilir. İnsanların benimseyeceği bir daha güzel anayasa metinleri olan bir metin değişikliği yapılabilir. İlk dört maddeye dokunmamak şartıyla. Nitekim varsayalım ki bu meclisten geçti. Varsayalım ki referanduma da gitti ve referandumda %50 bile kabul edildi. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Halkın %100'ünü etkileyecek olan, vatanın %100'ünü etkileyecek olan bir metin değişikliği %51 ile geçerse bu meşru olmaz. Azınlık gerçekten azınlık kalmalı. Teşekkür ediyoruz herkese. Anayasaya.dokunma.com'u takip ettikleri için. 2016 yılının sonuna geldik. Sosyal medyada ve bazı medya kanallarında şunu görüyorum. Lanetli 2016. Yok şöyle 2016, böyle 2016. Bir zaman trafik canavarı gündemdeydi hatırlayın. Bir resim çizilmişti günün trafik canavarına. Ben sağlıkçıyım, sağlık kökenliyim, sağlık sektöründenim. O zaman da karşı çıktım. Ben de 112'deyim. Kazalar görüyorum. Trafik canavarı diye bir şey yok diye çok çok yerlere, bazı yerlere de yazı yazdım bunu kaldırın diye. Bir hayali bir düşman üretildi. Trafik canavarı ve ona yüklendi bütün suç. Trafik canavarı can aldı. Trafik canavarı hayır, Azrail can alıyor. Kaza yapan da bizleriz. Şimdi aynı. Tedbir almıyorsun. Alkolü alıyor. İçkiyi içiyor. Gidiyor kaza yapıyor. Hız yapıyor, viraj alamıyor, kaza yapıyor. Kırmızı ışığa uymuyor, kaza yapıyor, sonra trafik canavarı canavarı. Hayır. Biz yaptık onu, bizim hatamız, bizim suçumuz. Şimdi aynı şey lanetli 2016. 2016'nın suçu ne? Tarih ya. Dönüyor şöyle, tarih. 2017 bundan daha mı iyi geçecek bakalım. Eğitim sistemini düzeltme, yargı sistemini düzeltme, duyarlı davranma, hoşgörüyü bir kenara bırak. Televizyonlarından, medya kanallarından lağmaksın. Her dizideki buna ayrıca dokunacağız medya hususunda. Sıradaki gündem maddelerimiz de var. Her dizide silah olsun, her dizide kadın dövülsün, her dizide tecavüz olsun. Sonra kalk 2016 lanetli. ...2017 yılına mutlu girmenizi, 2017 yılındaki tüm günlerde mutlu yaşamanızı, daha huzurlu yaşamanızı dilerim. Kimseye suç atmadan. İnşallah mutlu bir yıl geçiririz. Seneye görüşmek üzere diyelim artık. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Cihan Partisi olarak vatanımız için, vatanseverlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz.